40 yıldır mahallede kepenk açan, herkesin abi kadar güvendiği bir kuyumcu yüksek kar vaadiyle her gün yüz yüze baktığı insanları kandırdı. 3 kilo altından kayıplara karıştı. O hamakta yatıyor biz sürünüyoruz diye mahalleli dolandırıcılığa isyan etti. 3 kiloya yakın altın. Benim torunumun kirvesiydi. Ben onların bu şekilde dolandıracaklarını bilemiyordum. Para verdim, 27 tane Cumhuriyet altını oldu. Bugün vereceğim, yarın vereceğim. Şu anda kendileri Balıkesir'de çiftlik kurmuşlar, orada hamakta yatıyorlar. Güvendiler, inandılar, kar edeyim derken ellerindekinden de oldular. Hakkımızı geri istiyoruz. İddia vahim, 40 yıllık kuyumcu mahalleliyi dolandırdı, kilolarca altınla kayıplara karıştı. Bugün ödeyeceğiz, yarın ödeyeceğiz. Dişinden tırnağından arttıran mahalleli yüksek kar vaadine kandı, birikimini ona verdi. Kiminin parasını, kiminin altınlarını aldığı birikimlerinizi değerlendireceğiz diye vaatler verdi. Ancak iddiaya göre her şey yalandı. Ben onu harç parası olarak da biriktirdim. 1,5 senedir bunun peşinde dolanıyorum. Mağdur olduk diyenlere ben de battım, size daire vereyim yalanını uydurdu. Evin sözleşmesini yaptık fakat benim üzerime tapu falan vermediler. Kiminden 3 milyon, kiminden 4 milyon aldı. Yaklaşık 80 kişiyi dolandırdı. Sonra da kuyumcu dükkanını kapattı, kayıplara karıştı. 3 kiloya yakın dolandırıldık yani. Şu anda kendileri Balıkesir'de çiftlik kurmuşlar, orada hamakta yatıyorlar. Sesimizi kime duyuralım artık? Her çuva dağıldı bu yüzden. Mağdurların tek isteği o kuyumcunun yakalanması. Sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz. We'll be right back.